Abi bir soru sorabilir miyim size? Madem anlattığınız gibi Almanya'da bir durum var. Tamam. Avrupa'da Avrupa'da bizim yaşayan... Çocuk parası ne kadar? Abi soru söyleyeyim bana. 220 euro. 220 bir tek çocuk için. Aynen. Ya bir dakika ya. Bir saniye. Tamam. Kraliçe kaç para ediyorsun sen? Nasıl? Abi bu tartışma bir soru yok. Ben sadece bir soru sormak istiyorum size. Madem Avrupa'da böyle bir durum var. Tamam. Benimki. Madem öyle bir durum var abi. Orada bizim milyonlarca... Abi beni dinler misin? Avrupa'nın her yeri gitti. Abi beni dinler misin? Ben söyle. Bakın orada milyonlarca bizim vatandaşımız yaşıyor Almanya'da. Madem Almanya'da böyle bir durum var. Tamam. Neden oraya çalışmak için bizim milyonlarca vatandaşımız gidiyor? Bu insanlar geri zekalı mı? Onlar neden buraya gelmiyor? Bak 10 tanesini getir. 6 ay içinde geri gelmezse ama aynı şartta çalışacak. Almanya'daki aynı şartta çalışacaklar. 10 tanesi geri gelir. Buradaki çalıştığı gibi Almanya'da çalışamaz. Çalışılmaz. Çalışmazlar. Neden orada bu insanlar abi? Ben bunun sebebini soruyorum. Neden orada bu insanlar? Nasıl? Onun sebebini soruyorum. Ya bu bizim milyonlarca vatandaşımız orada çalışıyor. Ama onlar bak ya şimdi sen şimdi burada giderken ta babamız biz orada büyüdük. Türkiye'de gidiyor abi. Bugün de gidiyor. Gidin vize, pasaport almaya giden gençlere hepsi gidiyor. Burada çalıştığım aynı Almanya'da çalışacaklar. Tabii çalışıyor. Çalışmazlar ya. Lafını böldüm bak. Benim bir ay önce arkadaşım Almanya'dan buraya geldi. Tamam mı? Almanya'da çalışmadı halde 400 euro maaş alıyordu. Sürekli telefonla görüşüp parasını biriktirdi. Almanya'da çalışmadan her ay 400 euro maaş alıyor. Buraya geldi 1500 euro parayla. Benim valime bak mesela o arkadaşım bir bisiklet aldı kendi. iPhone 8 cep telefonuyla geldi oradan. Yani burada abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben halkın içindeyim. Sürekli geziyorum, ediyorum. S4 sen çıkar bakayım. Çıkar bakayım. Çıkar. Taksit ödüyorlar. Sen taksit ödüyorlar. Başım. Sen git başından. Seninkini çıkar. Bir saniye. He. Bizim buradaki biz insanların bak yarısı... telefonu çıkardım. Abi, Almanya'dan S5. Bak sen çıkarıyorsun. Değişiklik bu. Değişiklik bu. Bizde buradakiler 20 taksitle alıyor. Biz yarısının fiyatı Türkiye'nin yarısının fiyatını ödüyoruz orada. Siz çalışmadan da alıyorsunuz para. Evde kaldığında hayır. Emekli de Almanya'da. Hayır, Almanya'da veriyorlar lütfen. Almanya'da da, Avustralya'da da. Evet, oturuyorsunuz bu da korona döneminde lütfen. Ben 22 sene devlet memurluğu yaptım. Nerede? Burada. Evet, Türkiye'de 22 sene devlet memurluğu yaptım. Benim aldığım 3 milyar 250 bin lira. Bakın siz daha milyar konuşuyorsunuz. 3200 TL. Bak, i̇şte yani memuruz. Ben yaşamıyorum. Biz eski niyetiz. Ben 65 yaşındayım. Sen ne kadar maaş alıyorsun? En kötü emekliniz bu. Hayır. İşte bak görüyor musun? Tamam. Benim dedem doğru yapmış. Yani, babam da doğru yapmış. Benim babam da tersini yapmış. Ha, o zaman tersini yapmış, bir de deden de tersini yapmış. Yurt dışına gidememişiz biz. Bak benim dedem hayır, yurt dışına değil. Bak dur dur. Almanya bize imreniyor. Hayır. Lütfen bak şurada. Siz, hayır emekliniz ne kadar alıyor? En kötü hayır Almanya'da emekli olan. En kötüsü 1 milyon 500 lira. 1000 TL deyin. Milyarına ben karşıyım. Yani işte o kelime oyunlarını bırakın. Kelime oyunu değil. Hayır gerçeğe dönün. Size ben bir şey anlatayım mı? Sıfırını sil. Bunu niye sileceğim? Ben niye sileyim ya? Sen anlıyor musun ne demek istediğini? Anlıyor musun abi ne demek istediğini? Ben o şekilde anlamıyorum. Senin aldığının ben 500 euro alıyorum ben sizinkiyle. Ben 500 euro bile alamıyorum. Alamıyorsun. O zaman az çalışmışsın. Niye 22 sene 5 sene? Almanya'da bir şuna sor bakayım kaç yıl çalışması lazım? Bir dakika. Almanya'da kaç sene çalışman lazım emekli olun için? 67 yaşında. Beyefendi. Burada 25 sene. Hayır. Yok değişti. Onlar değişti. Ama yeni. Ama bak. Hayır bir dakika. Hayır bak ben 65 yaşındayım. Ben engelliyim. Engelli olaraktan da işe girdim. Ve yine ben 22 sene 5 ayımı verdim. 25 sene bu adam çalışıyor. Emekli oluyor. Almanya'da 67 yaşında. Ama sizde de emekli olan, mağdurlen emekli olanlar ne kadar ya alıyor? Ya mağdurlen ben onu bilmiyorum. Ben ortamda konuşuyorum. Başka farklar daha var. Almanya'da 38 saat çalışıyorsunuz haftada. Burada Almanya bu olay mı var burada? Türkiye'nin başka, Almanya'dan başka bir yeri yok mu Türkiye'nin? Abi siz ya. Ne oldu ki abi? Dayı bir dakika. Ananı köpek kaptı derdin ayağını. Almanya'yla orası ayrı burası ayrı. Sen Türkiye'desin. Burayı konuş. Almanya'ya konuşma. Sen gittiysen ben de gittim. Aynı buraya konuş. Ya maaş farkı var. Abi o zaman çalışma saat farkı da var. Son olarak Almanya bizden kötü. Ekonomi kötü. Çalışanlar bizden daha kötü. Ama Türkiye'ye gelmiyorlar nedense. Orada kurul düzenleri var galiba bu yüzden. Doğru mu? Bunu diyebilir miyiz? Nasıl?
Bunu diyebilir miyiz? Ya ben buradayım ya. Tam olarak neyi savunuyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyoruz ya sadece. Ben burada, ya gelip de yok Almanya böylemiş ya buymuş ya. Dedin Almanya ya, kötü mü diyoruz yani? Bu Türkiye'den kötü şartlar, doğru mu? Türkiye daha iyi. Türkiye daha iyi, tabii, Almanya kötü. Tabii. Bizim orada yaşayan milyonlarca insanımızda birazcık akıl sorunu var galiba. Vardır ya. O yüzden oradalar. Doğrudur. Anladım abi. Teşekkür ederim. Arkadaşım 5 aydır telefonla görüşüyorum. Almanya'da evde bana kamera falan gösteriyor. Çalışmıyor. 5 aydır bak, 5 aydır çalışmıyor. Buraya 1500 euro parayla geldi. Şimdi krallar gibi yaşıyor burada. iPhone 8. Kendine bisiklet aldı. Çalışmadan yani. Türkiye'de mesela ben anneme bakıyorum. 1800 TL maaş alıyor. 1800 TL maaş alıyor. 1500 lira kira veriyorum ben abi. Doğru. 300 lira elektrik su faturası geliyor. Param ama bitti benim bakıcı maaşım. 2000 oyuna sen Almanya'da geçirebilir misin? 2000 oyuna. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Almanya'da yansın yani. Kilosun. Abi teşekkür ederim. Bir daha ben söz vereyim. Sonu yok bu tarz şey. Almanya'da genel olarak 38 saat çalışıyorlar. Maaş, aldıkları maaş da belli. Ondan sonra sosyal devlet oldukları da belli. 5 hafta, 6 hafta izin ayrılıyorsunuz senede. Doğru değil mi? O da belli. Bizim işçimiz burada genel olarak ne kadar çalışıyor? 60-70 saat haftada herhalde. Doğru mu? Fazlası var, eksiği yok. Fazlası var. Ondan sonra Almanya'da 5 gün çalışıyorlar haftada. 5 gün. Yani pazartesiden cuma kadar. Bizim burada 5 gün mü var, 6 gün mü çalışıyorsunuz? 6 gün. 6 gün çalışıyoruz bildiğin kadarıyla. Vallahi ben 10 gün çalışıyorum. Evet. Almanya, Almanya bizden daha kötü, doğru. Katılıyorum kesinlikle. Duyduklarımız rakam belli. Belli rakam. Rakamlar yalan kandırmaz. Akdeniz Sanayi Sitesi'ne gidiyorum ben mesela iş aramaya. Annem mesela 1,5 sene önce felç geçirdi benim. Gidiyorum mesela abi. Suriyeliler dolandı değil mi? Adamları 2 milyara, 1,5 milyara atmışlar. Gece vardiyasını almışlar. Ne sigorta var ne bir şey, anladın mı? Yani gidiyorsun iş de bulamıyorsun şu an Türkiye'de. Anladın mı? Aşevinde yemek sırasına giriyorsun, adamlar sana bıçak çekiyor Suriyeliler. 10 tane çek de geliyor, anladın mı? Adamı böyle itiriyorsun gelme diyor, adam üstüne üstüne geliyor. Yani Türkiye'nin durumu sıkıntılı abi. Ben mesela ben Türk olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kastam oluyorum ben. Ama propaganda yapıyor dediler abi az önce. Propaganda değil kardeşim, anladın mı? Yani bizim videomuzu belki birileri izler de, anladın mı? Devlet büyüklerimiz de. Atıyorum mesela 1800 lira bakıcı maaşı alıyorum ya, yapsın 2500 lira. Ben 1500 lira kira veriyorum zaten. Param yetmiyor ki bana. 300 lira kalıyor, elektrik su geliyor, bitti işte. Anladın mı? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Anneme bakıyorum, evet. Anladın mı? 1800 lira maaşı. Şey diyeyim ben de. Gel seninle konuşalım. Silivri, kış geldi abi, Silivri soğuk. Yazın sobe röportaja devam edelim biz. Tamam, şimdi. Teşekkürler, sağ olun. Bir şeyle sonlandırabilirsen. Tamam, son. Sadece sonlandırmak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben Türkiye'nin gelecekle alakalı çok umutluyum. Gençlere bakarak söylüyorum. Gençlere ben inanıyorum. Gençlere bakarak inanıyorum. Çünkü sonuçta yaşadığımız yer Antalya. İnanılmaz bir yer. Dünyanın ortasında yaşıyoruz. Marmara geçitimiz var. Karadenizimiz var. Ege'miz var. Ondan sonra Akdeniz'imiz var. Dört nesil yerde yaşıyoruz. Kültürümüz var. Ama cebimizde para yok. Cana yakın toplumuz. Onun için çok umutluyum. Bunları kafamızın önünde tutmamız gerekiyor. Çok umutluyum. Gelecek çok güzel olacak diyorum. Abi, sonlarına. Gençlerden biz umutluyuz ama müsaadenle bir de gençlere sormak bana istiyorum. Buyurun. Gençler genelde umutsuz. Bilmiyorum tabii ama senin geleceğinde bir umudun var mı? Sana da soracağım. Abi, kesinlikle yok. Yani bir tane örnek vereyim. 4 yıldır aynı gözlüğü kullanıyorum. Yaklaşık 700-800 lira benim gözlüğüm. 3 yıl boyunca aynı gözlüğü kullanırsam devlet sadece 40 lira katkı yapıyor. Onu söyleyeyim sadece. Büyük para. Geleceğinden neden umudun yok hiç? Yani hiç mi göremiyorsun şöyle baktığın zaman ileriye? Abi bak, her şeyi geçtim, bir öğretmen. Gençliği yetiştiren bir öğretmen 4,5 lira bir maaş alıyor. En başından devlete atanırsa o da. Dershanelerden bahsetmiyorum. Dershanedeki öğretmenler daha düşük alıyor. Onun dışında yani dolar olmuş 10 lirayı görüyor. Yani daha ne diyebilirim yani? Dolarla maaş alıyor. Abi burada dolar diye bak. Yorum siz yok. Siz yöneteceksiniz bu ülkeyi. Bak. Şumal 100 lira ben yöneteceğim ayrı da. Şu 100 liraydı. Bak şu 100 lira şu an dolar 10 lira oldu, şu makam 300 lira oldu. 100 lira satıyordun, şu an 300 lira mı satıyorsun? Bak bunu gümrük, ne alıyorum ben gümrükten, kaçak alıyorum. Çalıyorum bunları, ne yapayım öyle bir şeyler. Allah çok sağ olsun. Alalım sen de bir şey. Onunla mı kendine bakacağım? Ben gurbetçiyim, girmeyeyim bu toplara. Onlar yönetir. Kardeşim sana konuşmak ister misin? Sen geleceğini nasıl görüyorsun? Sen de görüşlerini alalım.
az önceki arkadaşımla aynı görüşte sahibim. Herhangi bir şekilde gelecek kaygısı yani gerçekten çekiyorum. Ve hani bu ilk başta ülkenin ekonomisi zaten her şeyi açıklıyor gibi gözüküyor. Başka bir şey demek istemiyorum ben. Abi kardeş ülke, kardeş ülke diyoruz. Kardeş ülkenin parası bizden daha değerli. Azerbaycan'ın parası daha değerli. 5 küsür lira para herhalde. Çünkü yani ben okuldan Azerbaycanlı arkadaşlarım var. Çocuk bir parası 5 küsür bir şey. 5 Türk lirasına denk geliyor. Ayrıca orada bir Azeri dirhem miydi? Tam net hatırlamıyorum. Bir parası da dolar olarak 1.8. Yani doların oradaki kıyaslamasını da yaparsanız... Gideyim de yani orada ne yapacağım? Sen diyorsun ya 5 lira diyor. Demek ki para kazan gel orada çok para kazanma. Eyvallah, teşekkürler. Çok sağ olun. Konuşmak ister misiniz abi siz de? Konuşmadık uzatıyorum. Ben ekonomik gidişatı soruyordum. Sen konuşmadın az önce. Ekonomi ne oluyor? Şey mi? Virüs ne zaman bitecek? Ben bitireyim virüsü. Bütün herkes evinde kalsın. Makapla bitirirsin sen. Deleceğim makapla. Teşekkür ederim.